Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce tanışalım. Kendini tanıt hayatım. Ben Satı Avcı. Satı mı Sati mi? İkisini de söylüyorlar Satı. Aslında. Satı değil mi? Evet. Aslında evet. 48 yaşındayım. 25 senelik evliyim. Bu yarışmaya sizi görmek için katıldım. Ay teşekkür ederim. Hoş geldin Satı. Sen? Serkan Karaman, 42 yaşındayım, işletme sahibiyim. Ne güzel ses tonun ya, he the ses. Mikrofonik diyorlar genelde ama. Baksana. Benim yerime mi oynuyorsunuz yoksa? Kıskandın mı? The ses. Hayır Seda Hanım, neden kıskanayım ki? Baksana ne güzel ses tonu, Serkan evet. Yarışmaya gerçekten eğlenmek için geldim. Bir de kazanmak için. Başarı. İnşallah. Başarı alacağım. İnşallah. Seni tanıyalım hayatım. Merhaba, ben Semra Girişken. 37 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Maşallah. Çevrem ve arkadaşlarım elimin çok lezzetli olduğunu söylerler. İnşallah. Ben de bu programda tasdikletmeye geldim. Peki. Satı, Serkan, Semra. Nazan'cığım. Merhabalar, ben Nazan Dibek. 38 yaşındayım. Üç erkek çocuğu annesiyim. Maşallah. Aslen Bolulu'yum. Yemeklerimi konuşturmaya geldim. Eyvah. Bu arada çok güzelsiniz. Ya teşekkür ederim. Ve Orhan, 20 yaşında, mesleği aşçı yardımcılığı. Aşçılığa doğru ilerliyor. Fakat bugün ne oldu? Sen anlat. Ben anlatayım. Bugün size çok güzel bir menü hazırlamıştım. Size çok güzel kusursuz yemekler tattıracaktım. Her şey planladığım gibi olmadı. Her şey birbirine girdi. Kameranın stresiyle ister istemez bu atmosferde kendimi kaybettim. Mutfağı darmadağın ettim. Size hiçbir şey hazırlayamadım bugün. Sizin adınıza ve bütün ekip adına özür dilerim. Biliyorum böyle bir şey beklemediniz ama. Ekip adına neden özür diliyoruz? Bence siz sadece kendi adınıza özür dileyin. Haklısınız. Ondan mı masa bomboş? Evet. Canın sağ olsun. Teşekkür ederim. Peki. Sevindiler. Bu kadar zorlanacaksanız neden o kadar zor menü seçtiniz? Ben sizin şu an menülerinizi hafızamda bile tutamadım. Yani aklımda bile değil. Karidesli tavuk çorbası. Biri de güzel oldu ki mutfakta hazır. İnanın. Ben de Nazlı Hanım'a katılıyorum. Neden bu kadar zor bir menü seçtiniz? Aslında menüm zor değildi. Benim için pratik bir şeydi. Sistemli çalışmaya çalıştım. İster istemez ev mutfağı olunca biraz afalladım. Profesyonelleştirmeye çalıştım. Başaramadım. Avokadolar istediğim gibi olmadı. Birkaç şeyi bir karıştırdım. Bir ara dedi ki bana ocak benim istediğim kıvamda yanmıyor. Çünkü onlar büyük ocaklarda çalışmaya alışkın ya. Orada bir afalladı. Ama ona göre bir menü seçecekti. Ev daha ortamına önce, göre. Daha önce bu yemekleri yaptınız mı siz? Biliyor musunuz bu yemekleri? Ya bu yemekleri biliyorum. Sürekli yaptığım şeyler. Kendi ocağınızın bu verimi vermeyeceğini bilmiyor muydunuz? Hesaplarım da buydu. Bak zaten sorun orada. Bazen her şey hesapladığınız gibi gitmiyor. Anladın mı? Burası çok farklı bir atmosfer. Siz kendi evinizde göreceksiniz zaten. Kamera karşısında olmak gerçekten kolay bir şey değil. Ha, kendi mutfağımda daha farklı bir şey. Yanınızda Seda Sayan var. Mutfakta elinizde bıçak var. Bir savaş içerisindesiniz ürünlerle. Şimdi ister istemez ürünlerle savaşırken kafanızda kurduğunuz bir gün önceden yattığınız zaman gözünüzü kapatıp yarın nasıl yapayım diye hesapladığınız şeyler bazen tutmuyor. Kusura bakmayın ama o tutmuyor bu tutmuyor bahanesini Orhan Bey de kabul etmiyorum. Çünkü Orhan Bey bir aşçı yardımcısı. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ben bu menüyü okuduğumda nasıl yorumlayacağımı stresi oldum. Evet. Siz bu menüyü yapmaya kalkmışsınız. Kino aslında hazırdı çocuğu. Daha kolay çocuğu. Evde yapabileceğiniz bir şeyler seçseydin. Çok da gençsin. Şu kıyamıyorum da sana. Aslında. Bunların hiçbirisini mi çıkartamadın? Yani ortada şu an bizim yiyeceğimiz hiçbir şey yok. Şu şekilde bir şey vardı. Kafamda önce sistemde kurmuştum zaten. Ama bazı şeyler hesaplarıma göre gitmeyince sinirlerim boşaldı benim. Sinirlerim boşunca da ben öyle. Ben bir şey sordum. Şimdi şu an hiçbir şey yok mu? Maalesef. Böyle oturacağız. Hiç yok. Hiçbir şey yok. Hazırlamadınız. Yani bir çorba, bir şey... Zaten özür diliyorum fark ettiyseniz. Hayır, anladım da bir salata, bir çorba, bir tatlı, bir tanesi demiyor. Başlamıştım, 40-45 dakikalık süreçte belli bir savaşa girdim, çorbam hazırdı. Belli bir açtı, hepsinin tabanlarını hazırladım neredeyse. Orhan Bey'in çorbası hazırdı, sebzeler sotelenmeye hazırdı. Kuvertür çikolatayı güzelce eritmişti, o da hazırdı. Aslında birçok şey hazırdı ama Orhan Bey sizin yorumlarınızdan korktuğu için havlu attı. Salatayı yapsaydınız bari. Çorba bir şey içelim, yeseydik. Ne varsa bir şey yeseydik, bir şeyin tadına baksaydık. Benim en sevdiğim tatlı olsaydı bari. Ne yaptıysanız onu dediğim gibi, ben havlu fırlattım tabiriyle. Bir şey benim için kusursuz değilse
hiçbir şeydir mantığında yaşadım ben. Bu yüzden ben başaramayınca önlüğümü bıraktım orada. Yani devam etmedim. Mutfağımı da darmadağın bir şekilde bıraktım. Devam etmeyince de size açıklamamı yaptım. Hesapladığım gibi olmadı. Masamı kurmadım. Yani 3 saat boyunca sebzelerle, meyvelerle savaştınız. Keşke savaşırken bir şey çıkarsaydınız ortadan. Savaşmayı bıraktım. Keşke savaşsaydınız. Çok açım. Yani başka bir şeyler yapsaydınız en azından. Yani 2 tanesini, menünün 2'sini. Sinirleri boşaldı. Sakinleşin. Ya anlamaya da çalışıyorum. Yani avokadolarım sertti en son sahnede. Onları yumuşatayım derken elimde o... Şey kırıldı. Kırılınca... Bir yumurta yapaydım, bir kıraydım, bir yumurta yapıştırdım. Ben işletme sahibiyim. Gerçekten bu kabul edilebilir bir şey değil bu. Madem işletme sahibisiniz Serkan Bey, ben size bir şey sormak istiyorum. Sizin işletmenizde şefiniz böyle bir şey yapsaydı sonuç ne olurdu? Bu benim işletmemin içerisindeyse, burası bir işletme ise çalışmam. Hata olmaz. Aşçı hata yapmaz. Yemekte hata olmaz. Hata olur ama hiçbir şey yok ortada. Masada hiçbir şey yok. Masayı kur bari. Masayı kur. Bir hazırlık yapmış ol. Biz şu an hiçbir hazırlık yaptığını görmedik. Gelmişsin. Oturmuşsun. Biz şu an hiçbir şey görmüyoruz çünkü. Bir masada bir şey kur. Bir çiçek korsaydın tabii. Şurada bir şey olsaydı. Masayı hazırlasaydın. Hani masayı hazırlasaydın bari. Yani havlu. Yemek yemeyeceğiniz bir şeyin tabağını mı açsaydım size? Zaten havlu bıraktığımı söyledim size. Yani önlük bıraktım orada. Yani devam etmedim daha çalışmaya. Bu yüzden size açıklama yapmayı gereği duydum. Sizinle hepinizle de tanıştım ve herkesten de özür diledim kişi başına. Özür dilenecek bir şey olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Kameranın arkasında dev bir ekip var. Hepimiz sabah büyük bir hevesle yeni haftaya başlayacağız diye geliyoruz. Keza Seda Hanım yorgun ve hasta olmasına rağmen geliyor. Kusura bakmayın, sağlık sorunları yüzünden yarışmadan ayrıldı gibi bir cümle kurmak istemiyorum. Vallahi ben Orhan'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Daha önce Orhan'ın dayısı bizimle yarıştı. Dolayısıyla dayısı Fahrettin, mesleği aşçılık olan dayısı Fahrettin yarıştığında Orhan da mutfakta benimleydi. Sohbetten çok zevk aldığım delikanlı. Çok da güzel işler yapmaya çalışan bir delikanlı. Spor yapan, temiz duran bir çocuk Orhan. Çok gönüllü gördük onu, çok hevesli gördük. Bu da hoşumuza gitti tabii. O zaman sözünü aldık ve sözünü verdik yarışması için. Bilmiyorum yani ben bir erkek annesi olduğum için onun düştüğü duruma üzüldüm. Ama burada yapacak maalesef başka bir şey yok. Onu diskalifiye etmekten başka yapabileceğim bir şey yok. Ben isterdim ki hatta ona ablası olarak tavsiyede de bulundum. Şu etleri hemen kızart. Etleri çünkü inanılmaz güzel marine etti. Şu etleri hemen kızart. Brokollerin zaten haşlanmış. Yarına koyalım. Çorban da hazır çocuğum. Hemen çikolatanı da erittin. Bunu ne yapacaksan yap. Çıkaralım dedim ama o mükemmel hazırlanmak istediği için kaldı çocuk ve bir sinir boşalması yaşadı. Bir şey diyemiyorum. Ben geçmiş olsun diliyorum. Teşekkür ederim. Yani sonuçta insanız. Hepimizin başına gelebilir. Aşçı mesleği dışında yüklenmemek de lazım. Sonuçta insansınız. Olabilir. Semra Hanım, mutlu musunuz? İçinizden ne geçiyor? Yani hani tabii ki mutluyum. Çünkü biri ekarte edildi. Hem de bu insan bir aşçı. Hani az önce aşçılığı ön plana çıkartmayın demiştiniz. Şimdi siz aşçının ekarte olduğunu vurguluyorsunuz. Ama şimdi bakın özür diliyor, havlu attığını söylüyor. Şimdi havlu atana da saygı duymak gerekir. Ne yapayım şimdi, çocuğumu boğazlayayım? Nazan Hanım siz mutlu musunuz? Ben kahvaltı bile yapmadım. Bugün çok hazırladım kendimi yemekleri tatmak için. Şu an çok açım ama... Ama olmadı yani bu yarışma programında eğer bir yemek sunacaksan gerçekten olmadı. Çok özür dilerim ama... Yok, insanlık hali. Yaşına İnsan veriyorum. Hali. Daha olgun yaşta biri olsaydı bu kadar yumuşak konuşmazdım. Hiç çok sert olabilirdim. Hiçbirimiz böyle konuşmazdık tabii. Satı sen ne diyorsun bacım? Ben sizi düşündüm, bir yerde gördüm diye sizi düşündüm ama evet programımız, o programı ben izlemiştim. Pizzaları al gel çocuğum. Dayınla olan programınızı izlemiştim ben sizin. Orada iyiydi. Yarışmacılarımızın aç kalmasına gönlüm razı olmadı. Ay düz ses, teşekkür ederiz vallahi. Dal boy mu söyledin? Büyük boy bu. Kendime söylediğim gibi söyledim. Yok, ben zaten ilk röportajımda bir şey bekliyordum. Bu menünün çıkmayacağını yalnız, bir şey söylemiştim. Aynen. Seda Hanım. Entrika çevrimi demişti. Seda Hanım aslında ben çok mutlu oldum. Neden mi derseniz? Çünkü o kadar çok bilmediğim soslar falan isimler vardı ki nasıl yorumlayacağım diye. Bak nasıl korkutmuş onu millete. Ben yani Çin'i bekliyorum. Çok, aslında bunun mutluluğunda yaşıyorum. Tek tek konuşun. Evet Satı. Ben Çinli birini bekliyordum o menüyü okuyunca.
Barak seninki farklı. Orhan Bey kendi menüsünü kendi hazırladı ama bu herkese ders olsun. Yapamayacağınız yemekleri menünüze yazmayın bir daha. Şimdi Orhan da bu pizzadan yiyecek midir siz? Yesin günah. Ben Orhan Bey'in yerinde olsam sinirden dünyaları yerdim. Ya annem ye. Hadi. Ya ben dediğim gibi gerçekten her şeyi kusursuz yapmak istedim. Şunlar size. Ben de Serkan'la paylaşayım. He, konuş çocuğum sen. He. Size güzel bir menü çıkartmak istemiştim. Masayı gördükten sonra bana şöyle bir rahatlık çöktü. Kendime olan güvenim arttı. Çünkü masada hiçbir şey yoktu. Orhan Bey havlu atmıştı. Bu da benim işime yaramıştı. İsterseniz bir servis yapın Orhan Bey. Yani Allah rızası için bir... Peynir, zeytin, domates de olurdu ya. Bir bardaktı bir şeydi. Bir menemen yapıp getirseydin. Bir çeşit olsaydı yine yok, gerçekten yok. Çok iyi olacaktı. Orhan... Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben bir ara böyle internetten baktım yemeklerin tarifine. Bazıları çıkmıyor bile. Uydurdun mu? Kendi spesiyelim olan çok fazla tatlım vardı. Şey tatlım da dahildi bunun içerisine. Kinoa salatamı farklı bir taban yapacaktım. Kaşık salata tarzında. Üzerinde beyaz kinoa olacaktı kat. Dekorla beraber. Ana yemeğim pinda sosluydu. Fındık ezmesinden bir sos yapacaktım size. Dan antrikotun üzerinde fındık ezmesi. Daha önce tatmadığınız bir lezzet tattıracaktım size. Peki bir şey sorabilir miyim? Ana yemekte yanında neden bir şey bulundurmadı? Mesela ben yerken ilk eleştirim sebze o olacaktı. Sebze yatağında. Frenk havuçlarla beraber brokoli, karnabahar, frenk patlıcanından. Hayal edin yani kusura bakmayın. Sadece Semra şu an hayal edebiliyorsunuz. Hayal et. Pinda soslu antrikot, dana antrikot hayal et. Sebzenin yatağında yatıyor böyle antrikot. Yani şimdi öyle aslında çok o kadar çok söyleyeceğim şeyler var ki ama... Şöyle menüye vardı söyleyeceğim şeyler. Evet. Nazan senin mi üç oğlun vardı? Benim üç oğlum vardı. Kız sen değil Semra ile ben üzüldük. Çocuğa. Ben aslında üzüldüm ama şu an açlıktan kan şekerim düştü. Bir şey söyleyeyim mi? Ben üzülmedim. Ben sevindim. Ben üzülmedim. Ya ben bir hüsrana uğradım ya. Böyle bir şey beklemiyordum.